Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Fragewörter, yani soru sözcükleri. Dilerseniz dersimiz başlasın. Fragewörter, yani soru kelimeleri ya da soru sözcükleri deyince aklımıza ne gelmeli? Bakın burada mesela wie var. Wie nasıl demekti değil mi arkadaşlar? Wie, was, ne anlamına gelen soru sözcüğü değil mi? Was demek ki ne? Wie de nasıl demekmiş? Woher, woher nereden anlamında arkadaşlar? Wo, nerede? Demek ki woher nereden, wo nerede anlamında veya kim demekmiş. Demek ki veya kim, wo nerede, woher nereden, was ne, wie nasıl anlamlarına gelen soru kelimeleriymiş. Dilerseniz örneklerimizle bu soru sözcüklerinin hangi boşluklara gelmesi gerektiğini bir inceleyelim. İlk örneğimize bakalım arkadaşlar. Boşlukla başlıyor değil mi? Çünkü bu soru kelimelerini buraya getirmemiz gerekiyor. Kommt her Öztürk. Evet. Kommen neydi? Gelmek demekti. Her Öztürk, Bay Öztürk nereden geliyor? Tabi buraya birçok alternatif gelebilir değil mi? Birden fazla şey gelebilir. Ama bunu bilebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Cevabı bir incelememiz gerekiyor. Ne demiş cevap? Er kommt aus Adana. O Adana'dan geliyor değil mi? Er kommt aus Adana. Tabi şimdi burada her Öztürk'ten kasıt er değil mi? Bununla örtüştüğü için ne geride kalıyor? Adana, orada değil mi? Nerede diye sormamız gerekecek. Dolayısıyla baktığımızda acaba hangisi olacak diye bir düşünelim. Wie olamayacağı için değil mi? Was bu da olamaz. Woher değil mi sanki? Wo nerede veya kim? Hangisi olacak arkadaşlar? Bay Öztürk nereden geliyor diye soracak olursak demek ki ne olacak burası? Woher değil mi? Bay Öztürk nereden geliyor derken demek ki woher kommt her Öztürk sorusunu sormam gerekiyor. Cevap da neymiş? Er kommt aus Adana. Demek ki o Adana'dan geliyor derken er kommt aus Adana demem gerekiyor. İkinci soru cümlesine ve cevaba bir bakalım. Boşlukla başlıyor. Wohnt Frau Müller. Wohnen neydi arkadaşlar? İkamet etmek demekti değil mi? Oturmak, ikamet etmek. Bakın Frau bayan Müller değil mi? Herr denilirken demek ki Bay, Frau bu da bayan. Dolayısıyla Bayan Müller wohnen oturmak demek. Bakalım cevaba. Sie wohnt in München. O Münih'te oturuyor. Münih'te ikamet ediyor. Dolayısıyla sorumuz ne olmalı arkadaşlar? Nerede ikamet ediyor? Nerede oturuyor Bayan Müller demem gerekiyor değil mi? Dolayısıyla yukarı bakıyoruz. Acaba hangi Fragewort yani soru sözcüğü olabilir? Wie olamaz değil mi? Was olamaz. Woher nereden olamaz. Wo değil mi? Nerede veya kim? Hangisi olacak arkadaşlar bu durumda? Nerede oturuyor sorusunun karşılığı demek ki wo. Dolayısıyla wo wohnt Frau Müller? Bayan Müller nerede ikamet ediyor? O Münih'te ikamet ediyor. Sie wohnt in München. Bakın burada Frau Müller bir kadın kastedildiği için ne olacak arkadaşlar? Sie ile ifade ediliyor olacak. Herr Öztürk bu bir erkek olduğu için ne ile ifade ediliyor? Er ile ifade edilmiş oluyor. Üçüncü örneğe bir bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor? Machst du beruflich? Machen yapmak demekti. Beruflich mesleki. Meslek olarak ne yaparsın anlamında değil mi? Ya da mesleğiniz nedir anlamında. Daha tabii burada senin mesleğin nedir anlamında değil mi? Çünkü du var. Ich bin Deutschlehrer. Evet. Deutschlehrer
Almanca öğretmeni değil mi? Ben Almanca öğretmeniyim. Şimdi güzel Türkçemizde de öyle deriz değil mi? Meslek olarak ne yapıyorsun değil mi? Mesleğin ne deriz. Dolayısıyla ne sorusunu bulmam gerekiyor. Evet, soru kelimesi hangisi olacak acaba? Wie, nasıl? Was, ne? Woher, nereden? Wo, nerede? Veya kim? Dolayısıyla hangisi olacak arkadaşlar bu? Was, öyle değil mi? Was machst du beruflich? Evet. Was machst du beruflich? Evet. Mesleğin ne? Değil mi? Ich bin Deutschlehrer. Ben Almanca öğretmeniyim. Değil mi? Dördüncü örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Spricht Türkisch. Evet, sprechen düzensiz fiili değil mi? Şöyle bir hatırlayalım. Nasıl çekimliyorduk? Ich spreche, du sprichst, er, sie, es spricht. Wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Değil mi? Dolayısıyla kim Türkçe konuşuyor diye sormamız gerekiyor değil mi? Neden böyle dedik? Çünkü cevaba baktığımızda Mehmet spricht Türkisch denilmiş değil mi? Burada Türkisch küçük yazıldı. Neden? Çünkü Türkisch tıpkı diğer lisanlarda olduğu gibi yeni yazım kurallarına göre küçük yazılıyor. Ancak bazı kaynaklarda büyük yazılabiliyor. Ancak onlar eski basım olduğundan dolayı. Dolayısıyla Almanca sürekli yenilenen bir dil, güncellenen bir dil olduğu için yazım kurallarına göre ufak yazılıyor. Lisanlar, diller. Şimdi buraya baktığımızda kim Türkçe konuşuyor? Mehmet Türkçe konuşuyor değil mi? Mehmet spricht Türkisch. Bakıyoruz. Wie, nasıl? Olamaz. Was, ne? Bu da olamaz. Woher, nereden? Wo, nerede? Değil mi? Bunların hiçbiri olamaz. Veya kim? Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar bu? Kim Türkçe konuşuyor diye sorarken ne diyecekmişiz demek ki? Wer spricht Türkisch? Kim Türkçe konuşuyor? Mehmet Türkçe konuşuyor derken Mehmet spricht Türkisch demem gerekiyor değil mi? Wer spricht Türkisch? Mehmet spricht Türkisch. Ve beşinci soru cümlesini bir inceleyelim. Liegt Ankara. Evet, liegen arkadaşlar yatay vaziyette olmak anlamında kullanılıyor. Ancak nerede bulunmaktadır anlamına da gelebilen bir bulunmaktadır anlamına gelen bir eylem bu arkadaşlar. Evet, Ankara nerededir? Nerede bulunur anlamına geliyor değil mi bu soru cümlesi? Cevaba baktığımızda Ankara liegt in der Türkei. Evet, Ankara Türkiye'dedir değil mi? Ankara liegt in der Türkei. Dolayısıyla soru sözcüğüm ne olmalı? Nerede? Evet, neredeyi arayacağız. Wie, nasıl? Değil. Was, ne demekti? Woher, nereden? Bu da değil. Wo, nerede? Değil mi? Veya kim? Dolayısıyla burası ne olacak arkadaşlar? Neresi olacak? Nerededir Ankara? Wo liegt Ankara değil mi? Ankara nerededir? Dolayısıyla wo liegt Ankara? Ankara liegt in der Türkei demem gerekiyor. Dilerseniz bu soru cümlelerini ve ilgili cevapları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Woher kommt Herr Öztürk? Woher kommt Herr Öztürk? Er kommt aus Adana. Er kommt aus Adana. Wo wohnt Frau Müller? Wo wohnt Frau Müller? Sie wohnt in München. Sie wohnt in München. Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Ich bin Deutschlehrer. Ich bin Deutschlehrer. Wer spricht Türkisch? Wer spricht Türkisch? Mehmet spricht Türkisch. Mehmet spricht Türkisch. Wo liegt Ankara? Wo liegt Ankara? Ankara liegt
In der Türkei. Ankara liegt in der Türkei. Sonraki örneğimize baktığımızda arkadaşlar, kommst du, evet kommen neydi? Gelmek demekti. Sen geliyorsun değil mi? Du kommst. Ich komme aus Österreich. Österreich hangi ülkeydi arkadaşlar? Avusturya değil mi? Avusturya demek ki ben Avusturya'dan geliyorum derken ich komme aus Österreich. Şimdi sorumuz ne olacak arkadaşlar? Sen nereden geliyorsun değil mi? Dolayısıyla burada bakalım hangisi olabilir? Wie nasıl demekti? Was ne demekti? Woher nereden değil mi? Wo nerede veya kim? Dolayısıyla nereden geliyorsun sorusunun karşılığı ne olacak arkadaşlar? Woher, öyle değil mi? Woher kommst du? Sen nereden geliyorsun derken demek ki woher kommst du cevabına baktığımızda ich komme aus Österreich değil mi? Ich komme aus Österreich. Ben Avusturya'dan geliyorum. Şimdi burada tabi başka bir cümle olmuş olsaydı işte ne diyebilirdik? Nasıl geliyorsun söz gelimi değil mi? Wie kommst du gibi, nasıl geliyorsun gibi bir anlam çıkardı. Mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Cümlenin devamına ya da cevaba bakmamız gerekiyor ki öyle ezbere burayı dolduramayız değil mi? Birçok alternatif olabilir çünkü. Ancak burada tek bir alternatif var. Çünkü cevabımız diyor ki ben Avusturya'dan geliyorum. Dolayısıyla nereden sorusunu sormam gerekiyor ki o woher soru sözcüğüymüş. Sonraki örneğe baktığımızda ist das mesela tam da bu noktada değil mi? Birçok şey gelebilir. Wie ist das? Bu nasıldır? Ya da was ist das? Bu nedir? Wer ist das? Bu kimdir? Değil mi? Wo ist das? Bu nerededir? Birçok alternatif olabilir. Hemen ne yapıyoruz? Cevaba bakmamız gerekiyor. Das ist meine Mutter. Bu benim annem. Değil mi? Die Mutter anne demekti. Benim annem derken meine Mutter. Bu benim annem derken das ist meine Mutter. Dolayısıyla sorum ne? Kim? Dolayısıyla wie olamaz değil mi? Çünkü nasıl, was, ne, woher, nereden, wo, nerede veya kim? Dolayısıyla ne olacak burası arkadaşlar? Kimdir bu derken değil mi? Wer ist das sorusunu sormuş oluyoruz. Bu benim annem derken das ist meine Mutter demem gerekiyor değil mi? Demek ki burası veya soru sözcüğüymüş. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Boşluk geht es dir. Evet bu tanıdık geliyor olsa gerek öyle değil mi? Geht es dir. Es geht mir gut. Evet. Es geht mir gut neydi arkadaşlar? İyi hissediyorum derken değil mi? Es geht mir gut kalıbını kullanmış oluyorum. Dolayısıyla nasıl hissediyorsun derken ne diyeceğiz? Hangisi olacak arkadaşlar? Tabii güzel Türkçe'de birebir belki örtüşmüyor olabilir ama baktığımızda tek bir alternatif var. O da nedir? Wie, öyle değil mi? Çünkü was olamaz, woher hiç olamaz, wo asla olamaz veya hiç mi hiç olamaz. Dolayısıyla ne olacak? Wie olacak. Dolayısıyla nasılsın sorusunun Almanca karşılığı neymiş? Wie geht es dir? Nasılsın? Wie geht es dir? İyiyim derken es geht mir gut demem gerekiyor değil mi? İyi hissediyorsam. Kaldı ki bunun birçok alternatifini ilgili ders videosunda görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ya da herhangi bir konuyla ilgili sıkıntı varsa arkadaşlar bununla ilgili biz A1 ders videolarında bunların ayrıntılarını gördük. Şimdi burada intensif ders videolarında olduğumuz için ne yapıyoruz? Daha böyle detayına giriyoruz öyle değil mi? Evet 9'a baktığımızda evet ist das demiş. Das ist ein Kugelschreiber. Evet kırtasiye konusunda bunu görmüştük. Der Kugelschreiber neydi arkadaşlar? Hatta bunun kısaltması vardı. Der Kuli şeklinde de yorumlanabiliyordu. Tükenmez kalem demekti değil mi? Der Kugelschreiber ya da der Kuli. Das ist ein Kuli. Bu bir tükenmez kalemdir. Değil mi? Dolayısıyla
ne olacak bu arkadaşlar? Bu nedir sorusunu sormam lazım gerekiyor. Dolayısıyla hangisi olacak? Wie olamaz. Was ne değil mi? Woher nereden? Wo nerede? Veya kim? Dolayısıyla ne olacak burası arkadaşlar? Nedir bu sorusunun karşılığı demek ki Almanca'da Was ist das? Değil mi? Bu nedir? Was ist das? Bu bir tükenmez kalemdir. Dolayısıyla Das ist ein Kugelschreiber. Das ist ein Kugelschreiber. Bu bir tükenmez kalemdir. Sorusuna bakıyoruz. Bu nedir? Was ist das? Değil mi? Sorusunu soruyorum. Ve sonuncu soru cümlemize baktığımızda Spät ist es. Değil mi? Spät geç demekti. Evet. Es ist 9 Uhr. Saat 9. Şimdi soru kalıplarına baktığımızda bu da zaten standart olarak sorduğum bir soruydu. Hatırlayacak olursanız saatler konusunda bunu ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Değil mi? Dolayısıyla hangisi olacak diye bakıyoruz. Was ne olamaz? Woher nereden? Wo nerede? Veya kim? Ne kaldı geriye? Nasıl değil mi? Ancak Türkçe'de öyle söylemeyiz. Ne deriz? Saat kaç deriz değil mi? Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar? Wie şeklinde yorumlanacak değil mi? Wie spät ist es? Dolayısıyla saat kaç derken bunu Almanca karşılığı neymiş? Wie spät ist es? Değil mi? Saat 9 dendiğinde demek ki es ist 9 Uhr cevabını vermiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Österreich. Ich komme aus Österreich. Wer ist das? Wer ist das? Das ist meine Mutter. Das ist meine Mutter. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Es geht mir gut. Es geht mir gut. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Kugelschreiber. Das ist ein Kugelschreiber. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Fragewörter yani soru sözcüklerini ne yapmış olduk? Boşluk doldurma çalışması içerisinde incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.